Güneydoğu'dan 250 bin Suriyeli mülteci ülkelerine döndü. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneydoğu'daki 250 bin Suriyeli misafirin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlerden temizlenen bölgelere geri döndüğünü söyledi. Başkan Şahin, İzmir'den aday olacağı iddialarının ise spekülasyon olduğunu söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, görev yaptığı 4 yıllık süre zarfındaki faaliyetlerini değerlendirdi. Şimdi tabii bizim en büyük gelir giderlerin azaltılmasıydı. Biz bütçemizi, 2017 bütçemizde şu anda gördüğünüz kalemlerle size açıklarken öngörülen giderlerimizin baktığınızda bir de öngörülen gerçekleşen giderimiz var. Yani yılın başında bütçeye koyduğumuz rakamlarda çok ciddi mali disiplin uyguladık ve öngörülen giderimize baktığınız zaman 1,5 milyon olan, yani eski parayla 1,5 trilyon olan, 1,5 milyar olan rakamı 1,319'a düşürdük. Giderleri azalttı. İkincisi, öngörülen gelirlere baktığımız zaman gelirlerimizdeki, öngörülerimizdeki 1,2 milyon olan toplam gelirimizde, gerçekleşen gelirimiz de buna çok yaklaşmış durumda. Yani biz gelir ve gider tablosunu %86 gerçekleştirmiş bir ekibiz. O yüzden birilerinin yalan yanlış rakamların üzerinde oynayarak farklı bir şekilde algı oluşturmasına müsaade edemeyiz. En rahat işimiz, çünkü benim arkadaşlara söylediğim, biz hesabı halka ve hakka verme üzerine koyan bir bakışla bakıyoruz ve her bir kuruşu bir yetim hakkının beytülmal olarak bakıyoruz. Buradaki bu toplam gelirdeki durumumuz nedir diye bakacak olursanız, aslında buradaki başarıyı özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Merkezi olarak bize gelen para toplam gelirimizin yarısı. Yarısını biz merkezi hükümetten almışız, çünkü burada 500 bin mülteci var. Onlara kendi vatandaşımız olmadığı için, kendi vatandaşımız için gelen paradan da istifade edemiyoruz. 500 bin mültecinin temizliğinden bütün yerel hizmetlerin hepsini de 7 yıldan beri Büyükşehir Belediyesi olarak karşılamaya çalışıyoruz. Bu denklemde bu şehirde yaşayan nüfus sayısı var, yüz ölçümü sayısı var ve şehrin ürettiği katma değer var. Şehrin nüfusuyla birlikte yüz ölçümü bir Konya olmadığımız için, kişi başına düşen yoğunluğumuz çok yüksek olduğu için oradan büyük bir dezavantajımız var. Yani kişi başına gelen parayı, bu yaklaşık 500 milyonu yıllık gelen parayı hükümetimiz hesaplarken, İçişleri Bakanlığı hesaplarken bir nüfusa göre hesaplıyor, bir yüz ölçümüne göre hesaplıyor. Ama biz Moskova ile yoğunlukta yarışan bir şehiriz. Yani metrekareye düşen insan sayımız şu an İstanbul'dan bile daha ileri. Bu bize nasıl bir dezavantaj getiriyor? Denklemde o personel, yani nüfus sayısıyla birlikte yüz ölçümünün küçük olmasının dezavantajını yaşıyoruz. Ama esas en büyük dezavantaj bizim katma değerimiz nerede? 5 organizemiz var, 170 ülkeye ihracat yapıyoruz. Buradaki ürettiğimiz değer bu şehirde katma değer olarak gözükmüyor. 200 milyon dış kaynak üreten bir belediyeyiz. Vallahi billahi bunu gidin sorun, öğrenin hepinizin bilgi alma kaynağına, gücüne inanıyorum. Böyle bir kaynağı kullanan, böyle zor dönemde kullanan başka hiç belediye yok. İkincisi ne yaptık? Bizim büyük yapmamız gereken devlet, bizim yatırımlarımız. Bizim yatırımlarımız değil mesela? Şu anda en büyük söylediğimiz yatırım su yatırımı. İşte Hüseyin Bey, Şahin Hüseyin Bey genel müdür olarak geldiğinde Orman Bakanlığı'nda düz vadeli bir projenin adı yoktu. Çetintepe'den bahsediyorlardı. Biz olmayan bir yatırım programına aldık. Sağ olsun ekibimiz de, özellikle vekillerimiz, bakanlarımız da, önce Orman Bakanımız dedi ki bunun yalnızca 300 milyon boru parası var. Başkanım, bunlar 2.60'lık içinde arabayı geçen çelik borular. Hiç olmazsa boru parasını sen al dediği noktadan bütün hepsini devlet yatırımına dönüştük. Benim hizmetle iş odaklı bir çalışma genetiğim var. İşim elimde, gece rüyamda bile işe devam ediyorum. Ve çok yarım işimiz var. Mesela ben bakanlık da yaptım. Bakanlık daha soyut.
bakanlıkla ilgili tasarı kağıt kalemle uğraşıyorsunuz. Elbette çok önemli. Bir vizyon koyuyorsunuz. Bir duygu devlet tutuş gösteriyorsunuz. Ama burada yaptığınız, aldığınız kararı çok hızlı görme fırsatınız var. Bebeğiniz gibi bittiği zaman üzerine Bedirce Taktaş ilk köprümüzdü. Üzerinden geçerken arkadaşlara diyorum ki nasıl bebeğiniz biliyor ki aynen şehrin bebeğim gibi görüyorum şehri. Ailem gibi görüyorum ve şehirdeki her bir dokunuş benim kalbi ve vicdani olarak beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla başkanlığı çok severek yapıyorum. Ve toprağımdan besleniyorum. Ben bu coğrafyanın bu şehrin evladıyım. Dolayısıyla asla böyle bir tuğleyemedim olamaz ve ben takım adamıyım. Halkımız ne derse de olur. Benim ne dediğimi çok önemi yok. Eğer bu anlattığımız şey halkın nazarında, halkın vicdanında bir karşılığı varsa doğrudur. Yoksa ekranda bakarak şöyle dolmuş deme değil. Bu bizim yerimiz. 4 yılın sonunda ne yaptığımızı bana çok haklı bir şekilde sorabilirsiniz. Ben de size buna cevap vermek üzere huzurunuzdayım. Çünkü sonuçta biz aynı zamanda hesap verme makamıyız. Ama şunu açıkça söylüyorum. Ben bu coğrafyanın, bu şehrin evladıyım ve bu şehre hizmet etmekten onur ve şeref duyuyorum. Başka şehirlerde, başka şekilde bu dediklerimiz yönetilebilir. O konuda da hükümetimiz, genel merkezimiz her türlü çözümü üretebilecek güçte ve muktedir dedi. Buyurun. Malum ensar bir şehiriz. Çok fazla savaş dolayısıyla göç aldık. Bugüne kadar kaç kişi tekrar geri memleketine geri döndü? Oradaki yaptığınız çalışmalardan da daha öncesinde takip ediyoruz. Herhangi bir çalışma devam edecek, neden bir çalışma var mı şu an karşı tarafta? 100 binde el baba döndü. Afrin'e de en az bir 500 bin dönüş bekliyoruz. Ama burada bizim için en önemli kısım Membiç. Şimdi NATO ile Amerika ile görüşmeler yapılıyor. Eğer Membiç ile ilgili kısımda da bu ara hat açılırsa ben dönüşlerin çok daha hızlı olacağı kanaatindeyim. Ama şu anda ilk aşamada bizim bu bölgeden dönenlerin sayısı toplam 250 bin oldu. Bölgeden ama şehirden demiyorum. Bölgeden.